وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين بحرمة سيد المرسلين اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عزيز من الله مسلم مسلمان الله مبارك قربان بايرامının hem arefesi bugün hem de yine mübarek cuma günü. Belli ki muhitimizden, semtimizden, çevremizden çok Müslüman kardeşimiz seyahate veyahut akraba ziyaretine gitmiş oldukları görülüyor. Allah-u Teala hayırlı niyetlerle hareket eden ehli imanı muvaffak eylesin inşallah. Biz yine geçen ders üzerinde duyduğumuz konuyu daha değişik tarzda bugün de işlemeye çalışacağız. Çünkü gündemimiz çok yoğun. Kurban var, bayram var, hac var, teşrik tekbirleri var. Çok yoğun bir gündemimiz var. Biliyorsunuz bugün sabah namazının farzından sonra Allahümme enteselam ve minteselam demeden neyi okuduk? Bugün sabahleyin tekbiri okuduk. Hep beraber buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahü vellahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahilhamd. Bu vaciptir. Bayramın 4. gününün 2. namazına kadar herkes namazla mükellef olan, çocuklar değil tabi, namaz kılmakla mükellef olan herkes unutmayacak, ihmal etmeyecek. 23 vakit ediyor. Arefe gününün sabah namazından başlıyor. Kurban bayramının 4. gününün 2. namazına kadar ister seferde, ister ikamette olsun, ister cemaatle kılsın, ister yalnız kılsın. İster kadınlar olsun, ister erkekler olsun, mutlaka bu tekbir getirilecek. Bu ayrı bir vazife. Aynı zamanda şimdi bütün dünya hacıları Arafat'ta içtima etmiş durumda. O da büyük bir hadise. Gidenler gitti, şu anda Arafat'ta bulunuyorlar. Allah'a hamdolsun ki bu sene bayramımız da aynı güne gelecek. Bütün dünya Müslümanları aynı günde bayram yapmış olacak. Bu da iyi bir tecelli inşallah. Arkasından yarın nasip olursa kurban bayramı namazını kılacağız. Bayram namazı. O da ayrı bir hadise. O da ayrı bir hadise inşallah. Bayram namazından sonra ilk iş, yani yapılacak hemen ilk iş kurban kesmek olacak. Mezarlığa filan gitmeyesiniz. Önce kurban alanlar kurbanını kesmeye, almayanlar da mezarlığa değil, nereye? Siz söyleyin. Pazarlığa. Mezara gitmeyeceksiniz, pazara gideceksiniz. Ne var pazarda? Kurban var. Onları keseceğiz. Kurban kestikten sonra onunla meşgul olacağız. O da bir ibadet. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kurban günlerinde bir Müslümanın yapacağı ve yaptığı amellerin içinde kurban kesmekten daha muhteşem yok.
alnını secdeden kaldırmasa, böyle alet devam secdede kalsa, kurban kesmek kadar fazileti değildir. Yani o kurban günlerinde, ikinci gün güneş batana kadar, dördüncü gün kurban kesilir mi? Bak ses gelmiyor. Kesilmez. İkinci gün güneş batana kadar. Bunun mühleti var, herkes kafasından vakit kaybedemez. Şeriatın sahibi, kurbanın ne zaman başlayacağını da, ne zaman biteceğini de, hangi hayvanlardan kesileceğini de, nasıl kesileceğini de, nasıl dağıtılacağını da, derisinin kime verileceğini de, vallahi peygamberiyle bize ilan etmiştir. Kimse kalkıp bize hocalık etmeye kalkmasın. Kimse kalkıp ahkam kesmesin. Hiç kimsenin Allah ve Resulünden başka bu konuda sınır çizmeye, konuyu değiştirmeye hak ve selahiyeti var mıdır? Yok. Mesela bitmiş. Elimizde Kur'an var. Önümüzde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin 600 bin hadisi var. Kimin ne haddine? Kimin ne söylemeye hakkı var, haddi var? Demek ki mübarek bu günlerde çok işimiz var. Çok işlerimiz var. Kurban günlerinde, bayram günlerinde diyelim, mutlaka insanlar arasında hayırlı işler yapmamız lazım. Ne gibi diyeceksiniz? Mahallenizde, muhitinizde, çevrenizde birbirine küskün, dargın konuşmayan müminler varsa onları barıştırmak o mahalledeki Müslümanlara vallahi farz-ı kifayedir. Kurban kesmek gibi. Birkaç Müslüman o dargınları, küskünleri barıştırırlarsa farz yerine gelmiş olur. Kimse böyle bir teşebbüste bulunmazsa o mahallenin Müslümanları cehennemlik olur. Aman dikkat edelim. Yani yalnız kurban günlerinde vazifemiz kurban kesmek değil ha. Birbirine küskünler, dargınlar, kızgınlar var mı yok mu? Var. Bunları barıştırma teşebbüsü de Müslümanlara farzdır. Yani biz bunları niye ihmal ediyoruz? Bırak normal mahallede komşusuyla dargın olmak şöyle kalsın. Annesiyle babasıyla dargın olan ahmaklar var. Allah korusun. Anasına dargın, babasına dargın eşekler var. Bunlarla uğraşmamız lazım. Yani bunları haşa Bulgaristan'dan mı gelip barıştıracaklar? Sen barıştıracaksın. Ne güne duruyorsun? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ Çok mühim bir hadis. اَنْ يَحْجِرَ اَخَاهُ فَوْكَ سَلَاسٍ Ne demek selasa? Üç demek. İki Müslümanın üç günden fazla dargın durması haramdır. Üç günden sonra eğer barıştıran olmamış, onlar da barışmamışlarsa, o halde ölürlerse cehennemlik olurlar. Bunlar çok mühim meseleler, Müslümanlar. Sosyal hayatımızın, toplum hayatımızın temelleri bunlar. Allah-u Teala bayramları barışmaya sebep halk etmiş. Barışmaya, konuşmaya, kaynaşmaya, uzlaşmaya, birleşmeye, bütünleşmeye bayram bir vesile midir, değil midir? Vesiledir. Daha bayram olmayan, bayram demek yani et yemek değil ki. Birbirini yiyen insanlar et yesen olur, kötülük yesen olur. Birbirini yiyen, birbirine küskün adamların, Müslümanların bayramı olur mu olmaz mı? Vallahi olmaz. Bak yeminle söylüyorum. Dikkat edin. Bayram demek barışmak, birleşmek, uzlaşmak, anlaşmak, toplaşmak. Bunlar çok mühim meseleler. En çok işlerimiz var. Yine ben geçen ders üzerinde duyduğumuz ayeti tamamlamayı düşünmüştüm. Ayet-i ilahiye biliyorsunuz Kur'an'da Enfal Sure-i Celilesinin 46. ayeti. Rabbimiz şöyle söylüyor, şöyle buyuruyor, şöyle ferman ediyor. Ey müminler, Müslümanlar! Ve la tenaza'u. Bakın nehy-i hazır. Ve la, sakın ha demek. La, yanelik nedir Kur'an'da? Bir harftir. Manası sakın yapmayın demektir.
Olmaz öyle şey demektir. La. La ilahe. Olmaz öyle ilah. Olmaz olsun demektir. Yani lam elif nerede varsa orada olmazlık var. Olmaz. Ve la tenazahu. Ey müminler, Müslümanlar, birbirinizle çekişmeyin. Tam Türkçesi bu. Birbirinizle çekişmeyin. Birbirinize sataşmayın. Birbirinizle atışmayın. Bakın. Bunlar Allah'ın yasaklarıdır. Birbirinizle çekişmeyin, çatışmayın, dövüşmeyin, boğuşmayın. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Herhangi bir adamın sözü değil. Peki, ne olur çekişirsek, kapışırsak, birbirimize düşersek ne olur? Bakın ayet onu da açık beyan ediyor. Ayetin hemen devamı şöyledir. Fetekselû ve tezhebe rîhukum. Fetekselû, aynen hemen kayıtatı böyle geliyor. Bu çekişmelerinizin, boğuşmalarınızın, çatışmalarınızın arkasından içinize korku düşer. Korku. Birbirimizden çekinmeye ve korkmaya başlarsınız. Şimdi toplum bu belayı yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Vallahi herkes birbirinden çekiniyor. Bak kendimi söylüyor. Müşteri tüccardan çekiniyor, tüccar müşteriden çekiniyor. Amir memurundan çekiniyor, memur amirinden çekiniyor mu, çekinmiyor mu, siz söyleyin. Çekiniyor. Vatandaş polisten çekiniyor, polis vatandaştan çekiniyor. Arabanız bomboş gidiyorsunuz, siz de direksiyon başındasınız. Yolda iki tane adam el kaldırıyor. Rahatlıkla arabanızı alabiliyor musunuz ya da çekiniyor musunuz? Bak görüyor musunuz? Toplum gidiyor Müslümanlar. Bunun sebebi Rabbimiz diyor, وَلَا تَنَازَعُوا çekişmeyin. Çekişirseniz aranızdaki muhabbeti kaldırırım. Aranızdaki merhameti kaldırırım. Birbirinize düşman gibi bakarsınız. Hırsız gibi bakarsınız. Katil gibi bakarsınız. Kur'an deyip geçmeyin. Bütün dertlerimizin devası ve ilacı burada. Fetekselû. İçinize korku düşer, korkaklık başlar, ürkeklik başlar, tehlike başlar, güven kalkar, itimat kalkar, itibar kalkar, iman, İslam kalkar. Çekişme felakettir. Bakın şimdi yurdumuzun dışındaki düşmanlara da bakın, yurdumuzun içindeki düşmanlara da bakın. Devamlı olarak millet ve devleti çekiştirmeye çalışıyorlar mı, çalışmıyorlar mı? Vallahi bunlar düşmandır. Bir kurban derisiyle alakalı 15 gündür devlet ile milleti birbirine çekiştiren gazeteciler, yayıncılar var mı yok mu? Kasıtlı bunlar. Güvenimiz sarsılsın birbirimize diye. Birbirimizden korkalım, ürkelim diye. Bakın öyle bir korku, öyle bir endişe uyardılar ki Türk Hava Kurumu falan filan gazete, mecmua, televizyon kanalları kurbanını kestikten sonra derisini bir yere götürürken acaba hangi jandarma önünü kesip derimi alacak diye vatandaş devletten korkmaya başladı. Bunlar kasıtlı yapılıyor. Öyle olmak felakettir. Her zamandan daha çok birbirimize bağlanmamız lazım gelen günlerdeyiz. Allah'ı şahit tutarak söylüyorum, üç büyük düşman etrafımızda üçgen halinde bizim aleyhimize ittifak ettiler. Üç büyük düşman, söylüyorum. Ruslar, Rumlar, Türkler. Bu üç kelimeyi unutmayın. Yakında savaş çıkarsa sınırsa söyle, söylemedi demeyin. Rumlar, Ruslar, siz söyleyin, Türkler. Böyle bir ortamda deri kavgası yapılır mı? Devlet, millet kaynaşmasına mani olunur mu? Devlet çökerse hepimizin üstüne çöker. Memleket batarsa hepimiz vallahi beraber batarız. Bakın ne tehlikeler var. Hele şu günlerde parti kavgası yapılır mı?
çok kritik bir dönemdeyiz. Çok keskin bir virajın başlangıcındayız. Aşağıya uçabiliriz. Onun için herkesin o tehlikeli viraja yaklaşırken tecrübeli kaptan gibi arabanın süratini ne yapmak lazım siz söyleyin. Azaltmak lazım. Gaza değil, frene basmak lazım. Yolu düzgün gidemezsiniz. Dikkat etmek lazım. Fetekselu, korkaklaşırsınız. Birbirinizden çekinir hale gelirsiniz. Tabi gün hadise budur. Ve devamındaki ayet daha dehşet. Kelime, ayetin kelimesi. Rabbimiz diyor ki, وَتَزْهَدَ رِيْحُكُمْ Arapça rih demek, rüzgar demek. Rüzgar. Şimdi mesela bir yerde otururken rüzgar kesilse, boğulmaya, bunalmaya başlar mısınız, başlamaz mısınız? Bak rüzgar kesildi. Allah da diyor ki kapışmayın. Ne olur? İtimadınız, itibarınız sarsılır, güvensiz olursunuz, birbirinize tehlikeymiş gibi bakarsınız, birbirinizi yemeye başlarsınız, rüzgarınız kesilir, solup alamaz, boğulur hale gelirsiniz. وَتَزْهَبَ رِيْحُكُمْ Rih, Arapça rüzgar demek. Rih kelimesi de buradan geliyor, rih. Bir bedenden ruh çıkarsa o beden ne olur? Muattal kalır. Ne eli, ne ayağı, ne gözü, ne kulağı çalışmaz. Elimiz, ayağımız çıkmaz olur. Ruh bedenden çıkarsa. Allah da diyor ki Müslümanlar çatışmayın, boğuşmayın. Birbirinizle gidişmeyin, çatışmayın. Ruhu çıkmış, ceset gibi olursunuz. Bütün leş kargaları başınıza uçar. Bugün aynı mı değil? Aynı mı? Bakın alem insan çatışmaktan dolayı ne hale gelmiştir? Çatışmanın sonu leş kargalarının içişliğiyle leş haline gelmektir. Bir daha bak, bir yana zarar veriyor. Ağzını duruyor bak, okuyak var. Peki, وَتَجْهَدَ رِيْحُكُمْ Rabbimiz açıkça beyan etmiş, anlatmıştır. Bunun tam zıddı şeklinde şu ayeti kerimeye de kulak verelim. وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Ne demek cemi'a? Toptan demek. Toptan. Ey müminler, Müslümanlar, Allah'ın ipine, Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına, Allah'ın ahkamına toptan sarılın. Bakın cemi'a, bu kelimeye dikkat etmek çok mahvolur. Cemi'a, ne demek? Hepimiz birden. Hepimiz birden sarılmamız lazım. Ayrı ayrı, fırka fırka sarılmak hiçbir mana ifade etmez. Nitekim ayetin devamında, وَلَا تَفَرَّكُوا Fırka fırka olmayın! Şu ayetlere bakın Müslümanlar, ne kadar taze görüyor musunuz? Sanki şimdi gökten nazil olmuş gibi. Kur'an'a bakın. وَلَا تَفَرَّكُوا Fırka fırka olmayın! Parti parti olmayın, parça parça olmayın! Bölük bölük olmayın, grup grup olmayın, hizip hizip olmayın! Kurban olduğum Allah nasıl da açıklıyor, nasıl da 1400 sene evvel gelen Kur'an bu sabah gelmiş gibi taze görünüyor. Şimdi kardeşler bu noktaya temas edeyim. Türkiye'de ve İslam dünyasında, İslam aleminde en şiddetli kavga, en tehlikeli kavga kelimeler üzerinde yapılıyor. Yani Arapçası mefhum, Türkçesi kavram. Kelimeler üzerinde kavga yapılıyor. Kelime kelime. Evvela kelimelerden başlıyor kavga. Mesela hangi kelime? Şeriat kelimesi. Geçen cuma temas ettim. Şu anda Türkiye'de üzerinde en çok çekişilen, boğuşulan, kavga edilen kelime hangisidir? Şeriat kelimesi. Bak kelimelerle boğuşuyoruz. Kelimeler üzerinde henüz çekişmemiz devam ediyor. Evvela bakın nereden başlamışlar? Kelimeden. Neyi çekişiyorlar? Neyi
bilişemiyorlar, neyin üzerinde anlaşamıyorlar. Şeriat, şimdi bu kelime, bir kelimenin ne olduğunu, ne olmadığını, adam ortaya bir kelime attı diyelim, bir kelime konuştu, bir şey söyledi. Bu sözün doğruluğunu veya yanlışlığını bir Müslüman olarak biz hangi kitaba göre ayarlayacağız, ne dersiniz? İşte şurada gördüğünüz Kur'an-ı Kerim'e göre. Ve arkasından da sünnet-i Muhammediye'ye göre, hadis-i şeriflere göre. Şimdi bakalım, şeriat kelimesi Kur'an'da var mı yok mu? Bir bakıyoruz, geçen cuma söylemiştim, Kur'an-ı Mübin'in Câsiye suresi ki 45. sure demiştim. Câsiye suresinin 18 numaralı ayetinde şeriat kelimesini Allah kendi kitabına resmen koymuş. Daha kimsenin bir şey demeye hakkı yoktur. Hiç kimse bu kelimeyi bozmaya, kaldırmaya, değiştirmeye selahiyeti var mı yok mu? Olamaz. Müslüman, 100.000 hukukçu, 100.000 anayasa mahkemesi başkanı bir araya gelse bu kelimeyi Kur'an'dan kaldırabilir mi, kaldıramaz mı? Müslümanlara göre kaldıramaz. Başkası bizi alakadar etmez. Ben Müslümanlara göre söylüyorum. Kaldıramaz. Peki, daha neyin kavgası yapılıyor? Şeriat kelimesiyle Kur'an'ın arasındaki bağlantıyı kurduk. Kur'an'da Rabbimiz sümme cealnâke alâ şeriatin minel emri fettebihâ dedi. Ey Habibim, Resulüm Muhammed Mustafa, biz azimüşşan seni şeriata memur kıldık. Ey Muhammed Mustafa, sen şeriatın memurusun. Vallahi Allah böyle söylüyor. Fettebihâ, o şeriata tabi ol. Bu kadar basit. Peki, peygambere inanan adam, peygamberin memur olduğu bir davaya inanmazsa, o peygambere inandığını söyleyebilir mi? Söyleyemez. Ben Müslümanım ama şeriatı kabul etmem diyen, vallahi Muhammed Mustafa'yı kabul etmem diyor. Ya bu kadar basit bir mevzuda anlaşamazsak, hiçbir konu anlaşamayız. Yani Kur'an-ı Kerim olmasa o zaman kargaşa olur. Şu ümmet-i Muhammed'in kargaşa içinde olmasına ben hayret ediyorum. Ya bırakın da Hristiyanlar kargaşaya düşsün. Senin dağlar gibi Kur'an'ın var. Sen nasıl kargaşa çıkardın be? Dağlar gibi Kur'an'ın var senin elinde. Bırak da Yahudiler kargaşaya düşsün. Sen ne düşüyorsun? لَاَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدَّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Habibim diyor, şu Kur'an'ı yeryüzünün en büyük dağının üstüne indirseydik, ağırlığı altında tuz ile buz olurdu diyor. Sen böyle bir Kur'an'ın sahibisin. Niye telaşa kapılıyorsun? Niye kargaşaya düşüyorsun? Bakın şu memleketin haline. Kollektif bir taarruzun içindeyiz. Bütün dünyanın kafirleri söz birliği etmişçesine Hazreti Muhammed Mustafa'ya saldırıyorlar. Kur'an-ı Azimüşşan'a saldırıyorlar. Kur'an'daki başörtüsüne saldırıyorlar. Kur'an'daki kurbana, kurbanın derisine saldırıyorlar. Kollektif bir tecavüzün karşısındayız. Bütün Müslümanları düşman kabul ediyorlar. İmam hatip okullarına saldırıyorlar. Kur'an kurslarını kapatmak istiyorlar. Camilerimizi fiyatla atmak istiyorlar. Müslümanlığın kavgasını veriyorlar. Şeriat kelimesi Kur'an'da geçmiyor mu ki şaşırıp kalıyorsunuz? Şeriat kelimesi bizim kelimemiz. Allah'ın kelimesi, Kur'an'ın kelimesi, niçin korkuyorsunuz? İşte ayet, işte numarası. Nasıl olur? Bir Müslüman din deyince ne anlaması lazım geldiğini Kur'an haber veriyor.
Yani din deyince ne anlayacağımız bize söylenmiştir. O dini, din, dâine din, din deyince bir Müslüman neyi anlaması lazım geldiğini Kur'an anlatıyor bize. Ne diyor Kur'an? اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ İslam'dan başka bir din yoktur. Allah Hristiyanlığı din olarak kabul etmiyor. Sen de etmeyeceksin. Allah-u Teala Yahudiliği din olarak kabul etmiyor. Sen de etmeyeceksin. Ne diyor Cenab-ı Hak? اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي Devam edin. وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينَا Din olarak ben İslam'ı seçtim. Başka bir din kabul etmiyorum diyor. Ya bakın Kur'an-ı Kerim ne kadar net, Müslümanlar ne kadar bulanık. Yani Allah-u Teala gönderdiği dinin tarifini, izahını yapmamış mı ki bir sürü serseri, oğlu serseri gazeteciler din kelimesinin etrafında kavga ediyorlar. Yok efendim dinciymiş, aşırı dinciymiş, kökten dinciymiş, daldan dinciymiş, yapraktan dinciymiş, şu şerefsizlere bakın. İslam bir tanedir. Millet, Müslümanlar, kardeşler, ne olacak bu milletin hali? Bakın, çekişme evvela kelimeler üzerinde başlıyor. Allah-u Teala dersin başında arz ediyor. وَلَا تَنَازَعُوا Çekişmeyin diyor. Evvela kelimeleri sağlama belleyin. Kelimeler, din kelimesi, şeriat kelimesi, efendim, işte kurban kelimesi, Kur'an kelimesi, namaz kelimesi, zekat kelimesi, fitre kelimesi. Bunları Kur'an'a göre kavrayın, bu kavramlar üzerinde tartışmayın diyor. Büyük beladır. Yani şu tartışmalara, çatışmalara, çekişmelere, şerefsiz bir takım gazetecilerin açıklamalarına, saldırmalarına baktığınız zaman sanki Türkiye'de Kur'an-ı Kerim yokmuş gibi anlaşılıyor. Sanki Allah'ın kitabı yeryüzünden kalkmış da şaşırmışız gibi bir manzara var. Yoksa Kur'an burada, Kur'an kalkar mı? Hala kurban derilerinin nerelere ve kimlere verileceğini tartışan millet vallahi cahildir, billahi cahildir. Niye? Buna peygamberimiz açıklamış. Yani onun bunun açıklamasına, onun bunun keyfine bırakmamış ki sana açıklayasın. Şimdi soruyorum. Kafanızdan Allah'ın emrettiği, farz kıldığı zekatı istediğiniz yere, keyfinizin istediği yere zekatınızı verebilir misiniz, veremez misiniz? Dahi veremezsiniz. Niye? Kur'an'da zekatın kimlere verileceğini Allah-u Teala açıklamış, Hazreti Muhammed'e bile bırakmamış. Oyun mu oynuyorsunuz siz ya? Kur'an'da zekatın nereye, kaç insana, kaç sınıf insana verileceğini Kur'an kesin ifade ediyor. İşte kaleminiz, defteriniz varsa yazın, not alın. Vallahi bunlar çok mühimdir. Bunlar çok mühimdir. Yoksa bunlar içinde mevzu yatıyor. Kasapların kestiği koyunla kurban olarak kestiğimiz koyun aynı değildir. Aynı mıdır kardeşler? Ticaret için kurban günlerimiz kasabın kestiği koyun diyelim, o kurban olmaz. Kasabın kestiği sığır, deve, koyun, keçi ticaret için kesilir. Kurban günlerinde kestiğimiz koyun, sığır, deve, keçi neyse ne için kesilir? İbadet için. Bu kelimeyi ezberleyin ya. Kasabın kestiğine ticaret, kurbanla kestiğimiz hayvanlara ibadet denir. Yapmayın Allah aşkına. Bu kadar da çaresiz kalmayalım. Adamlar cahilliğimizden cesaret alarak neredeyse her şeyimize el koyacaklar. Cahilliğimizden cesaret alıyorlar. İbadet maksadıyla kesilir.
Bundan dolayıdır ki hepiniz biliyorsunuz, sığır dediğimiz büyük baş hayvana, bir de deve dediğimiz büyük baş hayvana en fazla kaç kişiye kadar ortak olunur siz söyleyin? 7 kişiye kadar. 7'ye kadar Allah kontenjan tanımış, ortak. Ama dikkat edin, 7 kişi kurban maksadıyla ortak olabilirler. Allah bu ortaklığı kabul ediyor. Ama 7'sinin de maksadı ve niyeti ne olacak siz söyleyin? İbadet maksadı olacak. İbadet. Görüyor musunuz? İbadet maksadı ile kesilen kurbandan 100 gram et satamazsın, ticaret yapamazsın. Kestiğin kurbanın derisini satıp cebine koyamazsın. Kellesini satamazsın, başını satamazsın, iç yağını, dış yağını satamazsın. Ticaret değil o, ibadet. Tasadduk. O 7 kişinin içinde 6 tanesi kurban niyetiyle, ibadet niyetiyle katılsa da ya böyle bir işte ucuzluk var, ucuzluk, daha ucuz et ele geçiyor diye birisi de ben de şuradan et ortağı olayım. Kurban ortağı değil de et ortağı. Dikkat edin. Kelimeler çok mühimdir. Et, ben de bu kurbanın etine ucuza geliyor diye ortak olayım der de o 7. kişi, yani ortaklardan bir tanesi ibadet maksadıyla ortak olmazsa o kesilen kurbanın ortakların hiçbirisinin kurbanı kabul olmaz. Silinir. Manayı kavrayın, önemini anlayalım kardeşler. Kurban başka bir şeydir. İbadet maksadı var. Bunu 50.000 kere söyledik. Hala niye tartışılıyor Türkiye'de bu iş? Binaenaleyh, kurbanın nasıl kesileceğini bize açıklayan Hazreti Muhammed Mustafa nasıl dağıtılacağını da açıklamıştır. Böyle şey olur mu? Kurbanın etini nerelere vereceğimizi Allah'ın Resulü nasıl açıklamışsa kurbanın derisini de nerelere vereceğimizi açıklamış mı değil mi? Ses gelmiyor. Açıklamış ya. Peki bu kavga ne? Bu kavga ne ya? Bana sebebini söylesinler bakayım. Bu kavga kasıtlıdır. Devletle milleti karşı karşıya getirmek için siyasi bir felakettir. Biz istiyoruz ki devletle İslam barışsın. Biz istiyoruz ki siyasetle İslam barışsın, barışsın, kol kola girsin. Siz Müslümanlar muhalefetle iktidarın barışmasını istemiyor musunuz? Ya işte bizim isteğimiz budur millet. Millet kavga edilmesini istemiyor. Niye? Kavga bütün felaketlerin başıdır. Bir geminin yolcuları kavga etmeye başlar da bir tanesi de gemiyi delmeye çalışırsa o kavga edenler kavga etmekten vakit bulup da o gemiyi delenlere dikkat etmezse hepsi de beraber batar mı batmaz mı? İşte memleket bu hale geldi. Memleket batıyor. Görüyorsunuz çok kötü bir ortamdayız. Bankalar batıyor, iş yerleri kapanıyor, ekonomi batıyor, ticaret batıyor, arkasından siyaset kavgaya giriyor, ülke batmanın eşiğine gelmiştir. Kardeşler, Müslümanlar, dostlar dikkat edin. Kurban derisiyle alakalı münakaşayı, çekişmeyi, boğuşmayı çıkaranlar devletle milletin karşı karşıya gelmesini istiyorlar. Biz istemiyoruz. Biz barıştırıcıyız, onlar karıştırıcı. Müslüman karıştırıcı olamaz. Müslüman barıştırıcı olur. Dinle devletin barışmasını istiyoruz. Devlet başkanlarımızın, hükümet başkanlarımızın
Vallahi Müslüman olmasını istiyoruz. İslam'a hizmet etmelerini istiyoruz. Biz bunun için vergi veriyoruz. Biz bunun için askerlik yapıyoruz. İmam Hatip okullarını kapatsınlar diye biz milletvekillerini seçmiyoruz. Kur'an kurslarını kapatsınlar diye mi milletvekillerini seçiyorsunuz? Siz söyleyin. Ya bu ne peki? Neyin kavgasını veriyorsunuz? Neyin kavgasını veriyor bu siyasiler? Sorun ya şu milletvekillerine. Her akşam televizyon ekranında çan çan öpen nasipsiz siyaset adamlarına sorun ya, neyin kavgasını veriyorsunuz? Memleket batarsa hepsi beraber batar. Geçen ders dedim, Sırplar, Ruslar, Rumlar İstanbul'dan saldırıya geçerlerse, katliama başlarlarsa, bu Refah Partilidir, bu ana vatan partisindendir, bu DYP'lidir, bu SHP'lidir diye ayrım yapar mı yapmaz mı? Vallahi yapmaz. Siz de yapmayın. Onlar da yapmasın. Katliamın eşiğindeyiz. Patrikhane bütün dehşetiyle sahnede. Hep anlattım bunları size ben burada. Ben bu şehitler yurduna kanımı Çeşme'den akan su gibi rahatlıkla akıtırım. Her şeyimi veririm. Ama Bosna'nın durumuna düşmek istemiyoruz. Bosna'da 150 Müslüman kadının ırzına geçildi. İster misiniz böyle bir şey? Bu hale düşmeden uyanmamız lazım. Devlet de milleti tapıştırmak istiyorlar. Bir deri bahanesiyle ya, bir kurban derisi be. Devletin vazifesi Müslümanların kestiği kurbanları elinden almak değildir. Vergiyi toplasan sen kurban kesenlerin arkasından değil, bankaları batıranların peşinden koş. Bak trilyonlar batıyor da. Vergi kaçıran şerefsizlerin arkasından koş. Ne kurban kesenin peşine düşmüşsün be? Utanmıyor musun be? Ayıp be! Vuracaksan patrikhaneyi vur! Patriklere karşı çık! Yahudilere karşı çık! İmam Hatip'e tabii karşı çıkarsın! Sahibi yok, bir şeyi yok! Önüne gelen vuruyor! Önüne gelen saldırıyor Müslümanlara! Halifesi yok, devleti yok, sahibi yok! Vursana Yahudiler erkekten bir tek parmak! Müslüman sahipsiz, Müslüman çaresiz, Müslüman birleşmiş değil, Müslüman parça parça önüne gelen vuruyor. Kahroluyoruz. Vallahi kahroluyoruz. Düşman bütün hileleriyle üzerimize geliyor. Kelimelerimizi, kavramlarımızı, mefhumlarımızı bozuyor. Bakın İstanbul'da çoğunuz öyle zannediyorum ki duymadınız. İstanbul'da 121 lise, İstanbul çapında 15 milyonluk şehir görüyorsunuz gayri resmi. İstanbul'da 121 tane lise, ne demek lise? Ortaokuldan sonra gelen okula ne diyorlar? Lise, 121 liseyle biliyorsunuz bilgi yarışması tertip edildi bir ay evvel. Bilgi yarışması. Matematik, kimya, fizik, felsefe, ne ararsan var, sosyoloji, biyoloji. Her konuda bilgi yarışması tertip edildi. 121 lise. Bütün bu liseler arasında 740 puan alarak birinci gelen Kadıköy İmam Hatip Okulu olduğu halde hiçbir gazeteci bu haberi millete duyurmadılar. Vallahi böyle. Vay şerefsiz gazeteciler. İslam'ın düşmanı gazeteciler. 121 liseyi bilgi yarışmasında mağlup ederek vallahi Kadıköy İmam Hatip Okulu birinci geldi. Hani hangi televizyon duydunuz? Hangi televizyondan duydunuz?
Bak biz bunu takip ediyoruz. Bu gazetecileri affetmeyeceğiz. İslam'ın düşmanı gazetecileri affetmeyeceğiz. Kardeşler, düşmanın taktiği değişmedi. Bakınız, dünyada birkaç şeyi arz edeyim. Hadiseleri iyi takip etmemiz lazım. Biliyorsunuz, Müslüman ülkeler arasında Rusya ile en evvel çarpışıp Rusları memleketinden kovanlar hangi memleket? Siz söyleyin. Afganistan ya, ne susuyorsunuz? Afgan mücahitleri. Koskoca Kızıl Ordu dedikleri Rus ordusunu 10 yıl çarpışarak Afganistan'dan çıkarttı mı, çıkartmadı mı? Ama arkasından bakın o mücahitleri nasıl fitneye, fesada düşürdüler. 5 senedir İslam devleti kurulamadı, durmadan birbirlerine katliam yapıyorlar. Fitne, görüyor musun? Vallahi aynı fitneyi de Türkiye'de oynayabilirler. Dikkat edin. Müslümanı Müslümana kırdırmak. Bütün hileleri bu Yahudilerin, kafirlerin, düşmanların. Emperyalist dedikleri sömürgecilerin. Bu Cezayir, bakın bir tane daha arz edeyim. Cezayir'de nasıl İslam hareketlendi, kuvvetlendi, söz sahibi olmaya başlayınca aynı felaketi ve fitneyi orada çıkarttılar mı, çıkartmadılar mı? Bak şimdi her gün yüzlerce Müslüman idam ediliyor Cezayir'de. İki, Filistin'de şu son senelerde kuvvetlenen bir teşkilat var. Nedir? İslamcı Hamas örgütü. Hamas. Bir İslam devleti isteyen bir teşkilat. Filistin bunlar. Nasıl bunlar kuvvetlenmeye, bu Hamas teşkilatı kuvvetlenmeye başlarsa, başlar başlamaz, hemen İsrail Arafat'la atar topar anlaştı. Anlaşmayı imzaladı. Şimdi çekiliyor. Şimdi kim kimin yedeki söyleyin. Filistinliler birbirini kıracak şimdi. Anladınız mı hileyi? Korkunç. Düşmanını tanımayan millet iflah olamaz. Filistin'de İslami Hamas teşkilatı güçlenince atar topar Arafat'la barış anlaşması imzalayan İsrail çekiliyor ve Filistinlileri birbirine kırdırmaya başlıyor. Plan budur. Bosna Hersek'te bağımsızlık ilanından sonra Müslüman bir devlet kurmak için çalışmaya başlar başlamaz bakın Bosna'nın başına neler geldi. Görüyor musun? Bunlar tesadüf olabilir mi kardeşler? Olamaz. Plan bu. Evet. Batı, yani Hristiyan Avrupa ve Amerika aynı senaryoyu, aynı oyunu Türkiye için de oynamaya başladı. Niye? Çünkü bizde de, yani Türkiye'de de İslam güçlenmeye başladı mı başlamadı mı? Siz söyleyin. Vallahi aynı oyun başladı burada da. Alevi, Sünni, Kürt, Türk, şeriatçı, laikçi. Bunlar şimdi konuşuluyor. Boşuna tesadüf değil bunlar. Birbirimize bizi kırdırmak istiyorlar. Bu oyuna gelmeyeceğiz inşallah. Filistin durumuna düşmeyeceğiz. Bosna durumuna düşmeyeceğiz. Afganistan durumuna düşmeyeceğiz. Bu düşmanların tefrikasını, fitnesinin farkına varıp birleşeceğiz. 2000 yılından sonra İslam'ın devletini kuracağız inşallah. Oyuna gelmeyeceğiz. Müslümanlar oyuna gelmeyin. Türkiye'de de İslam güçlendi ve bir kuvvet haline geldi diye bunun cezası olarak Türkiye'yi parçalamaya çalışıyorlar. Hale bakın Allah aşkına. Zaten öküz altında buzağı arıyorlar. Bahaneye bakıyorlar. Fırsat kolluyorlar. Plan hazırlıyorlar. Yeryüzündeki bütün planlar vallahi Müslümanlar için hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler'in tamamı İslam'ın düşmanıdır.
NATO'nun tamamı Müslümanların vallahi düşmanıdır. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor, ben söylemiyorum. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ Bak, adüvveküm, düşmanlarınız diye Cenab-ı Hak. Bunları dost kabul etmeyin, bunlara güvenmeyin, bunlara inanmayın, siyasi kaderinizi bunların eline bırakmayın. Ya, Kur'an hepsini söylüyor. Evet, Lozan Anlaşması imzalanmış vaktiyle, biliyorsunuz. Duydunuz mu Lozan Anlaşması'nı? Bakın, Lozan Anlaşması'na göre bir sürü maddeler var. Ama dünyanın gözüne baka baka Yunanistan, Batı Trakya'da Müslümanların haklarını çiğniyor mu, çiğnemiyor mu? Hani Lozan Anlaşması vardı. Tanıyan kim, inanan kim, yapan kim? Hele sen de bir Hristiyan Rum'un kilisesinin duvarına dokun bakayım, kıyamet kopuyor mu, kopmuyor mu? Halbuki aynı eşit haklara sahip olmuşlar o zaman. Anlaşma imzalamışlar ve bir barış, ama Lozan Anlaşması'nda bir takım şartlarla barış imzalatmışlar. Kendi keyfinize bırakmamışlar. Bakın ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti Müslüman dünyasıyla bütün bağlarını kopartacak. Türk dünyasıyla ebediyen ilgilenmeyecek. Hilafeti ve şeriatı kaldıracak. Milli kimlik ve kişiliğinden vazgeçecek. Eğer bu şartları bozmaya ve değiştirmeye kalkarsa Hristiyan dünyası Türkiye'ye tırlanacak. İşte şimdi başladı. Şimdi başladı. Onun için biz bunları, çünkü yarın mahşerde neden bu gerçekleri cemaat-i müslimine söylemedin diye ben Allah'a muhatap olacak mıyım, olmayacak mıyım? Vallahi bunu size söylüyorum. Hiç kimseyle bir hesabımız yok. Allah'a vereceğim hesabın dehşetinden dolayı söylüyorum. Allah razı olsun. Hiç kimsenin benim ne servetinde, ne şöhretinde, ne makamında, ne mevkisinde, ne partisinde, ne örgütünde, ne şirketinde benim hiç gözüm yok. Alakam da yok. Ama gelen tehlikeleri haber vermezsem kahrolurum. Allah'ın azabında mahvolurum. Müslüman olmanın şartı budur. وَلَا تِلْكُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَهْلُكَ Ayet mi değil mi? Ayet. Kendinizi kendi elinizle tehlikeye, ateşe, cehenneme atmayın. Göz göre göre gitmeyin diyor Cenab-ı Hak. Cihadı terk etmeyin. İslam'ı haşa arka plana atmayın. Şimdi kelimeyi toparlıyorum. Dedim ki en büyük kavga Türkiye'de ve bütün dünya Müslümanlar arasında en büyük kavga kelimeler üzerinde. Şeriat. Ya kurban kesmek şeriatın icabı mıdır değil midir? Peki sen kalkıyorsun diyorsun ben şeriata karşıyım diyorsun. Sorun yani şimdi Türk Hava Kurumu'nun genel müdürüne sorsanız şeriata karşıyım der mi demez mi? Vallahi der. Ben layık, her layık insan şeriata karşı olduğunu söylüyor. Ben söyleyeyim, onlar söylüyor. Peki şeriata karşı olduğunu söylüyorsun da şeriatın bir icabı olan kurbanın derisine niye sarılıyorsun sen? Madem karşısın, her şeyine karşısın. Bu teliski değil midir Müslümanlar? Teliski var burada. Hale bakın ya. İnsan karşı olduğu bir şeyin her şeyine karşı olur. Hem şeriata karşıyım diyeceksin, hem şeriatın kurbanının postunu kapışmaya kalkacaksın. Bu ayıp, çok ayıp. Çok çirkin bu. Olmaz böyle şey. Yahu şeriat kardeşim açın bakın lügatlere, en küçük en basit lügatlere bakın. Allah'ın emirleri ve yasaklarının bütünü şeriattır diyor. Mesela
ben şeriata karşıyım diyen bir adama sorsanız ki, lütfen sorun. Sormanızı istiyorum. Ben şeriata karşıyım diyen bir adama sorun. Sen sünnetli misin değil misin diye sorun. Ne diyecek? Ya sünnet olmak neyin icabıdır söyleyin. Şeriatın sünnet de. Şeriatın delili kitap sünnet, icma sünnet. Ya bu ne sapıklık, bu ne çelişki? Ben şeriata karşıyım diyen bir adama sorun. Kendi kızıyla, kız kardeşiyle nikahlanmak ister mi istemez mi? Ne dersiniz? Kız kardeşinizle nikahlanmayı yasaklayan kimdir? Şeriat ya! Şeriat! İşte ayet okuyorum. Ayet burada. Nisa su yazın. Nisa suresinin 22. ayeti. Allah diyor ki, Hurrimet aleyküm ümmahatüküm. Anneleriniz size haram oldu. Anneniz evlenemezsiniz. Ve benatüküm. Kızlarınızla evlenemezsiniz. Ve ehavatüküm. Kız kardeşlerinizle evlenemezsiniz. Ayet okuyorum. Ve ammatüküm. Halalarınızla evlenemezsiniz. Ve halatüküm. Teyzelerinizle evlenemezsiniz. Bir Müslüman evlenemez bunlarla. Niye? Bu haramlar, bu emirler Allah'ın nesidir? Şeriatıdır. Şeriat bu kelimeyi alışın. Bu kelimeyi ağzınızdan düşürmeyin. Bir Müslüman kız kardeşiyle evlenemiyorsa bu şeriatın yasaklamasından dolayıdır. Ben şeriata karşıyım diyen adamın kızıyla cinsi ilişkiye geçmesi lazım. Şu şeriatın işte bu. Görüyor musunuz? Yani ne korkunç bir curcuna içerisindeyiz. Ne korkunç bir çelişki altındayız. Cinslikten çıkmak için gusül abdesti almak neyin icabıdır söyleyin. Peki bu şeriata karşıyım diyen cenabetler gusül abdesti almıyor mu bu hayvanlar? İşte şeriat ya bu. Vallahi benim aklım almıyor bu işleri. Nasıl olur ya? Gusül abdesti almak Kur'an'da bir hükümdür, şeriatın icabıdır. Ne diyor Cenab-ı Hak? Ve in kuntum cünüben, okuyun ayeti. Tettaharu. Cünüp olduğunuz zaman boy abdesti alın. Şeriatın hükmüdür bu. Şeriatı kabul etmiyorum diyenlerin vallahi cünüp gezmesi lazım. Bak icabını söylüyorum ben. İcabı budur meselenin. Şeriatı kabul etmiyorum diyenin annesiyle yatması lazım. Affedin beni. Çünkü şeriatın icabıdır annesiyle nikahlanmaması. Bakın ayet okuyorum burada. Bir Müslüman delikanlı süt emdiği kadının kızıyla nikahlanabilir mi? Bu neyin hükmüdür? Şeriatın ya. Daha nasıl şeriata karşı oluyor bu adam? Ne oluyor bu işler? Müslümanlar biz bu Kur'an'ı ne zaman anlayacağız ya? Öldükten sonra mı anlayacağız yoksa? Evet. Bugün Hurrimet aleykümül meytetü veddemü ve lahmül hınzir. Ölmüş bir hayvan leşi yemeği, kan içmeyi, kan yemeyi, kan içmeyi, domuz eti yemeyi bize yasaklayan Allah'ın nesidir? Şeriatıdır. Ben şeriata karşıyım diyen adamların gazoz yerine kan içmesi lazım, leş yemesi lazım. Şeriatın hükmü diye biz leş yemiyoruz. Şeriatın hükmü diye biz domuz eti yemiyoruz. Ben şeriata karşıyım diyen bir adamın kurban derisi toplamaması lazım, domuz derisi toplaması lazım. Evet. Dikkat edin. Kur'an'ı konuşuyorum. Bakın her konuştuğum ayettir. Ve bu konuşmamın hesabını her yerde vermeye hazırım. Anayasa Mahkemesi'nde bile. Neymiş mi yani? Neden çekiniyor, neden korkuyor, neden pısırık kaçıyorsunuz? Neden sakınıyorsunuz, neden susuyorsunuz? Ben anlamıyorum bu Müslüman. Kaç dakika sonra kılınıyor? 45 dakika. Güneş doğduktan 45 dakika geçene kadar hiçbir namaz kılınmaz. Bekliyoruz. O beklerken de vaaz ediyoruz. Boşuna beklemiyorsunuz diye. Allah için erken gelin yarın sabah. Sabah namazını kılar kılmaz kürsüye çıkacağız ve Allah'ın izniyle
çok canlı ve önemli meseleler, itikadi ve iktisadi meseleler huzurunuza arz edeceğim nasip olursa, böylece yarın bayram namazında burada toplaşıyoruz. Allah bir mani, bir kader, bir engel vermezse. Bu arada kardeşlerim, yine sizi bir hayra teşvik etmek maksadıyla huzurunuza yardıma muhtaç olan bir inşaatımızı huzurunuza getireceğim. Müftülüğümüzün de izniyle ve tensiliyle, ricasıyla, arzusuyla Mustafa Avni Kur'an kursu. Mustafa Avni Kur'an kursu inşaatımız olduğu gibi ortada kaldı. Çaresiz kaldı. Kaynaksız kaldı. Finansmansız kaldı. Desteksiz kaldı. Allah aşkına, keseceğiniz kurbanlar aşkına görevli kardeşlerimiz var. Makbul, makbuz mukabil yardımınıza müracaat edecekler. Şöyle göz doyurucu, gönül doyurucu, vicdanımızla cüzdanımızı beraber hareket ettirerek iyi bir yardım yapmadan Allah aşkına çıkmayalım. Allah-u Teala vereceğiniz yardımların karşılığını şimdiden cennetle cemalullah eylesin inşallah. İkinci bir husus daha var. Bir haftadır mahallemizde, şu muhitimizde 5-6 yaşlarında konuşamayan, yani dilsiz erkek bir çocuk kaybolmuş. Sahipleri inim inim inliyor. Bilen kardeşlerimiz olursa, bulan, duyan, kenarda köşede haber olan kardeşlerimiz olursa, ıhlamur kuyu karakoluna Allah aşkına haber versinler. Yaşında? 5-6 yaşında. Dilsiz konuşamıyormuş. Erkek çocuk. Bunun da benden rica ettiler. Hayırdır diye söylüyorum. Çok iyi bir hayırdır. Allah-u Teala cümlemizi rızasından ve rahmetinden mahrum bırakmasın. Yarın sabah bayram.